Evet, seni biraz daha tanıyalım bakalım. Beni sen çağırdın. Niye çağırdın? Ne oldu, tipin değil mi? Filmde Mahmut karakterini oynuyorum. Mahmut karakteri Cemal'in oğlu oluyor. İzledikten sonra anlayacağınız üzere. Cemal dediğimiz adam Mahmut'un babası ve katı bir adam. Mahmut'a karşı çok büyük sevgi beslemeyen bir adam. Mahmut'un ama şöyle bir olayı var. Mahmut'un bir yere aitliği yok. Yani Mahmut ne oranın Mahmut'u ne buranın Mahmut'u. Mahmut sürekli kendi yerini arıyor ve Mahmut kendini bulmaya çalışıyor. Bu aşamada da hareketleri, davranışları, benliği Mahmut çok saf bir çocuk. Bunun için de Mahmut'a gül edebiliriz. Mahmut'un haline üzül edebiliriz. Mahmut'a hak verebiliriz. Mahmut'u haksız da bulabiliriz. Mahmut çok sahipsiz bir kişilik. Bir yandan babası gibi olmak istiyor. Giyim tarzına, davranışlarına, babasının stiline özeniyor. Tabii ki başarılı olabiliyor mu? Onu da artık şey yapacağız, göreceğiz. Senaryomuz, çok boyutlu bir senaryomuz var. Yani hikaye, tek yönlü bir hikaye asla değil. Her izleyenin kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye. Şöyle ki, hikaye tek bir boyuta asla hapsedilmemiş bir hikaye. Yani şöyle, bu hikayeyi izleyen adam sadece hüngür hüngür ağlamaya da gidemez. Sadece gülmeye de gidemez. Yani gerçekten farklı tarafları olan bir hikaye, duygusal boyutları olan bir hikaye. Hikayemiz iyi. Özcan Deniz'in oğlu olmak. Evet. Ben ya gerçekten iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bana çok yardım etti. Yani çünkü şöyle bir şey var. İkili ilişkiler her zaman çok önemli olduğu gibi seyirciyi inandırmak için. Şöyle bir şey var. Kendisi hem benim babam oynuyor. Hem filmimizin yönetmeni de olduğu için bu çok yardım edici bir nokta. Ve benim daha önce oynadığım rollere pek benzemeyen bir rol. Benim için çok farklı bir deneyim. Bu yönden de bir yerden yardım almaya ihtiyacım var. Ve bu yardımın kapısı da Özcan Deniz oldu. Bakalım inşallah başarılı olmuşuzdur ya. Hadi ben geçtim, ben bunu atlatırım. Ama onun için ne derecede etkiler bıraktığını hiç bilmiyorum. Ben de zorlandım. Ben nasıl zorlandım? Ben bir insana bunu nasıl yapabilirim dedim. Ben o konuda çok zorlandım. Ama kendisi sanırım benden daha çok zorlanmıştır. Ben bunu daha önce yaşadım. Seni toplayıp çarptığımda başka bir sonuç çıkmayacak hiçbir zaman. Senden de, oğlundan da, hayattan da ikinci bir şans istiyorum.